Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletî hiye akvam ve yubeşşirul mu'minîne lezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecran kebîrâ. Doğrusu bu Kur'an en doğru yola götürür ve yararlı iş yapan müminlere büyük ecir olduğunu müjdeler. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'in büyüklük yönleri hiç sayılmaz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın güçlü ipi, hikmet dolu mesajı, abacık nuru ve doğru yoludur. Onu geçmişte ve gelecekte batıl kılacak yoktur. Onun ilmine alimler doymaz ve onun mucizeleri hiç bitmez. Kur'an'a göre konuşan doğru konuşur. Ona göre çalışan ecir alır. Ona göre hüküm veren adaletli olur. Ve onun için çağıran da doğru yola erişir. Allah Teala şöyle buyurur. Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kur'an'ı indirdik. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Kur'an-ı Kerim'in büyüklük yönlerinden biri, insanın davranışlarını düzenleyen değerler, ilkeler ve kurallar aracılığıyla bireylerin ve ulusların hayatında ahlaki yapıya önem vermesidir. Bu değerler birbirine bağlı bir toplumun temelini atar. Bu toplumda temiz ruhlar ve duru kalpler vardır ki sahipleri kendi aralarında dürüstlük, doğruluk, merhamet ve adalete göre davranırlar. Ahlaki toplumda her biri insanlar arasında farklılık hikmetine ve barış içinde bir arada yaşamaya inanır. Diğerine saygı gösterir ve dünyayı din yoluyla geliştirmek için gayret eder. Allah Teala şöyle buyurur. Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Ve yine de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini düşünen kişi, Kur'an'ın çağırdığı ahlaki değerlerin vazgeçilecek bir eğlence olmayıp zamanın değişmesiyle değişmeyen sabit olduğunu bilir. Bu ahlaki değerlerin peygamberin kendi hayatında uyguladığı, teşvik ettiği ve çağırdığı bir hayat yöntemi olması büyük önemine kanıt olarak yeterlidir. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, kendisine Hazreti Peygamber'in ahlakını sorduklarında, Peygamber'in çeşitli ahlaklarını saymayıp onun ahlakı Kur'an olduğunu cevap vermekle yetindi. Sa'd bin Hişam rivayet ettiğine göre, ve şüphe yok ki sen çok büyük bir ahlaka sahipsin. Ayetiyle ilgili olarak, ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakından bahset dedim. O da, sen Kur'an okuyor musun dedi. Ben de evet dedim. O da Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi dedi. Hazreti Ayşe'nin bu şekilde cevap vermesi içindeki inançlar, yasalar, ibadetler ve işlemlerle Kur'an'ın aslında insanın ahlaki bir yapıya sahip olmasına güçlü bir çağrı olduğunu vurgular. Ve peygamberin tüm hayat işlerinde ideal bir örnek olduğunu gösterir. İnsanın insanlığına saygı duymak ve haysiyetini korumak kesinlikle önemli değerlerdendir. Kur'an'da Yüce Allah iman eden kişinin alay etme, küçümseme, kötü zan gibi insanların duygularına zarar verecek her şeyden uzak durmasını emreder. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar! Bir topluluk bir değerini alaya almasın,
Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir addır. Tevbe etmeyenler işte onlar, tevbe etmeyenler işte onlar zalimlerdir. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar, zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır. Kur'an-ı Kerim kalbin temiz ve tüm kötülüklerden korunmuş olmasını ve başkaları hakkında kötü zanda bulunmaktan sakınmayı da emreder. Allah Teala şöyle buyurur. Onu işittiğiniz zaman erkek kadın müminlerin kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu abacık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Kur'an-ı Kerim'in sağlamlaştırmak istediği değerlerden de işbirliği, dayanışma ve merhamettir. Kur'an-ı Kerim tüm gruplarıyla toplumun iyilik ve takva üzerine yardımlaşmasını emreder. Allah Teala şöyle buyurur. İyilik ve Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Toplumun çocukları arasındaki yardımlaşma devletin güç etkenlerinden biri olup herkes için sosyal güvenliği gerçekleştirir. Her insanın sağlamaya ve karşılamaya çalıştığı ihtiyaçları vardır. Toplumda dayanışma ruhu yayıldığı zaman insan bu ihtiyaçlar konusunda içi rahat ve mutmain olur. O da elinden geldiğince topluma yardım etmeye çalışır. Şair demiş ki, Arap olsun, Ecem olsun, insanlar birdir. Farkında olmasalar da birbirlerine hizmet ederler. Peygamber Efendimiz birçok hadiste yardımlaşma değerine yöneltmiştir. Hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Başka bir hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin kıyamet gününde ayıp ve kusurunu örter. Düşünmek ve akıl yürütmek önemli değerlerdendir. Cenab-ı Hak kullarının göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizam hakkında düşünmelerini emredip düşünen kullarını da övmüştür. Allah Teala şöyle buyurur. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akli selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Göklerin ve yerin hükümranlığına bakmadılar mı? Yüce Allah bizim için derin düşünme ve tefekkür etme kapılarını açmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükselten Allah'tır. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. De ki, söyleyin, eğer Allah gündüzü üzerinize kıyamete kadar uzatsaydı, Allah'tan başka hangi tanrı içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirebilir?
görmez misiniz? Yüce Allah kendi nefislerimizin yaratılış incelikleri hakkında düşünmemizi emrederek şöyle buyurur. Onlar kendi nefisleri hakkında hiç düşünmediler mi? Yine de Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Böylece Kur'an-ı Kerim insana fayda sağlayan her şey hakkında düşünme kapısını açan ve bu düşünme sahabeler ve tabilerin öğrendiği bir ibadettir. Ebu Derda radıyallahu anh bir saat tefekkür etmek bir gece namaz kılmaktan daha iyidir dedi. Vehb bin Münebbih de insan düşündükçe anlar, anladıkça da bilir ve bildikçe kesinlikle çalışır dedi. Başkalarına saygı ve diyalog kurma değeri, Kur'an'ın ayetlerinin birçoğunda insanların hayatında önemli olduğu gösterildi. Diyalog, Allah'ın peygamberlerin risaletleri tebliğ etmelerinde bir yöntem olarak belirlediği bir üsluptur. Halbuki İslam, inanç özgürlüğüne inanan bir dindir. Allah Teala şöyle buyurur, dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam uzun müddet halkına davet ederken onlara şöyle diyordu. Ey milletim, Rabbimin katından bir delilim bulunsa ve bana yine katından bir rahmet vermiş de bunlar sizden gizlenmiş olsa söyleyin bana. Hoşlanmadığınız halde zorla sizi bunlara mecbur mu ederiz? Hazreti İbrahim'in aleyhisselam zorba kral ile rasyonel diyalog çerçevesinde tartışması Kur'an-ı Kerim'de şöyle tasvir edilir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah kendisine mülk verdi diye İbrahim ile Rabbi hakkında tartışanı görmedin mi? İbrahim Rabbim dirilten ve öldürendir demişti. Ben de diriltir ve öldürürüm dedi. İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de batıdan getirsene dedi. İnkar eden şaşırıp kaldı. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez. Hazreti Musa aleyhisselam da Firavun ile olan tartışmasında aynı yönteme göre hareket etti. Allah Teala şöyle buyurur. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi. Firavun etrafındakilere dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirseniz andolsun seni zindana atılanlardan ederim dedi. Kur'an-ı Kerim'in diyalogun değerini yerleştirmesinde insani gelişmeye bir davet vardır. Diyalog, tek taraflılık, ırkçılık ve kibirliliği reddetmeye ve rengi, dini ya da ırkı ne olursa olsun başka insana saygı göstermeye çağırır. Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun ki biz Adem oğullarını onurlandırdık. Onların karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onları rızıklandırdık. Yaratıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in çağırdığı ahlaki değerlerden
nefse hakim olmak ve öfkeyi yutmaktır. Bilindiği gibi insan bu hayatta kendi öfkesini kışkırtabilecek bazı durumlara veya olaylara maruz kalabilir. Şüphesiz ki insanın nefsi gördükleri ve duyduklarından etkilenir. Kur'an metinleri nefse hakim olmaya ve öfkeyi yutmaya çağırmak için geldi. Allah Teala şöyle buyurur. Rabbinizin bağışına genişliği gökler ve yer kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun. O takva sahipleri ki bullukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. İçinizde lütuf ve servet sahibi olanlar yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere vermemek için yemin etmesinler, affetsinler, geçsinler. Allah'ın sizi bağışlanmasından hoşlanmaz mısınız? Allah bağışlayandır, merhametli olandır. Yine başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. İyilik ve fenalık bir değildir. İyilik ve fenalık bir değildir. Ey inanan kişi, sen fenalığı en güzel şekilde sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün. Ve yine de Allah Teala şöyle buyurur. Kim affeder ve barışırsa onun ecri Allah'a aittir. Önemli değerlerden biri de insanların aralarını bulmaktır. İnsanları barıştırmayı emreden ve barışçı insanlara büyük bir ecirle müjdeleyen çok ayetler vardır. Allah Teala şöyle buyurur. Ancak sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi gözeten kimseler müstesna, onların gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yapana büyük ecir vereceğiz. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden endişe duyan kimse, ilgililerin arasını düzeltirse ona günah yoktur. Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder. Yine başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Sana yetimleri sorarlar, de ki onların işlerini düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenden buzanı ayırt etmesini bilir. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah güçlüdür, hakimdir. Cenab-ı Hak insanların aralarını buzanlara şiddetli bir şekilde uyararak şöyle buyurur. Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden bek azılı düşman iken buzgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çabalayan insanlar vardır. Allah buzgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denilince gururu kendisine günah işletir. Artık ona cehennem yetişir. Ne kötü yataktır. Ecdadımızın ulaştığı medeniyete ve ilerlemeye ulaşabilmemiz için Yüce Allah'ın kitabının çağırdığı ahlaki değerlere tutunmaya ihtiyacımız vardır. Şair Ahmet Şevki şöyle demiştir. Milletler ahlaki olduğu sürece yaşar. Eğer ahlakı giderse onlar da yok olup gider. Ey Allah'ım, bizi en güzel ahlaklara yönlendir. Senden başkası yönlendiremez. Bizi kötü ahlaklardan uzaklaştır. Senden başkası uzaklaştıramaz. Ülkemizi, halkını, ordusunu ve polisini de tüm kötülüklerden koru. Bize ve tüm aleme güven ve huzur ver. Dualarımızın sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir.